Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Değerli gezginler, lezzetli sokaklar köşemizdeki bugünkü paylaşımımız Karadeniz bölgesinin yöresel lezzeti kuymak. Biz bu paylaşım hazırlarken çok şey öğrendik, çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Gezginler, Trabzon'un meşhur lezzetlerinden birisi olan kuymak, mısır unu, tereyağı ve peynir ile yapılan, hem ana öğün, hem ara öğün, hem kahvaltı, hem de öğle yemeği ve akşam yemeği olabilen oldukça lezzetli bir yemek türüdür. Bu yöresel lezzet, muhlama veya mıhlama isimleri ile de bilinmektedir gezginler. Kuymak, genellikle mısır unu, tereyağı ve minci adı verilen tuzlu çökelek ile yapılmasına rağmen bazı yörelerde ise telli peynir veya su peyniri kullanılarak yapılan mısır lapasıdır gezginler. Kuymak, aynı zamanda yapımında kullanılan özel peynirin fazla tellenmesi nedeniyle yemesi de maharet isteyen ilginç bir yemektir. Gezginler, biz Doğu Karadeniz gezimiz esnasında Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde Trabzon-Giresun yolu üzerindeki meşhur Lezzet Diyarı adlı mekanda kuymak yedik ve çok beğendik. Ayrıca mekanda bulunan çeşit çeşit yöresel ürünlerden alışveriş yapma şansı da elde ettik. Şimdi yöreye özgü bu güzel lezzetin, yani kuymağın gerçek tarifini ve yapılışını hep birlikte ustamızdan dinleyelim mi gezginler? Önce tereyağından başlayalım. Tereyağını iyi anlamamız için 3 tane seçeneğimiz var. Birincisi, dilimizden damağımıza vuruyoruz. Eğer damakta yapışırsa bunda bir ikişer karışım margarin var demektir. İkincisi, bir miktar tereyağını avucumuzun içerisinde eritir. Eğer tereyağında köleşme varsa bunda patates var demektir. Üçüncüsü, ben mıklamayı yaptığımda tereyağın kendisinden ayrılması lazım. Mısırını kattığımda köpürmesi lazım. Bakalım ayrılacak mı veya köpürecek mi? Aşama aşama gidelim. 150 gram tereyağı kullandık. Tereyağımızı ereceğiz. Üzerinde 2,5 yemek kaşığı mısırını ilave ediyorum. Biraz tuzunu ilave edeceğim. Tereyağından beraber mısır ununu fazla kavurmuyoruz. Eğer fazla kavurursak acılaşır. Tereyağından beraber ıslatıyoruz. Bütünleşmesi için azıcık karıştıracağız. Üzerine 1,5 su bardağı çeşme suyu. Mısırını suyu çekene kadar karıştırıyoruz. Sıcak su kesinlikle kullanmıyoruz. Sıcak su kullanırsa mısırını topak topak olur. Mısırını şişiremezsiniz de pişiremezsiniz. Şimdi tabii ki asıl püf nokta burada. Eğer peynirini rendeye vurursanız, küp küp doğrarsanız içerisinde peynir bulamazsınız. Böyle tel tel ayırıyoruz. Ne kadar tereyağı demiş? 150 gram. 200 gram da peynir atalım. Peynirin adı ne? Mıklamalı tel peyniri. Dil peyniri. Bir de mutlamayı yaparken bakır tavada yapmanızı öneririm. Diğer tavalarda da olur. Olmaz biliyoruz ama bakırdaki lezzeti alamazsınız. Bakırı da uzun süre kullanmanız için bulaşık makinesine atmıyoruz. Bulaşık makinesine attığımız sürece bakırı kesinlikle kullanmıyoruz. Evet gezginler, bugün sizlere lezzetli sokaklar köşemizde Karadeniz bölgesinin yöresel lezzeti kuymak
ya da diğer adıyla mıhlamanın paylaşımını yaptık. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.